Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle 2022'de yay burçlarını neler bekliyor bunu konuşacağız. Aşk, iş, para, kariyer. Acaba bunlardan hangisinde şans sizden yana olacak? Buna bakacağız hep birlikte. Ama lütfen önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili yaylar, başlıyoruz. Yay burçları deyim yerindeyse yıla bomba gibi bir giriş yapıyor. Kendi burçlarında bulunan Mars onları oldukça atılgan, girişken ve hedef odaklı yapıyor. Aynı zamanda yaylar hırslanıyorlar da tabii doğal olarak ki aslında yayın karakterinde hırslanmak pek yoktur. Yay daha fazla olayları akışına bırakmayı tercih eden bir burçtur. Ancak maddi konularda biraz sıkıntılar yaşayabilirler Ocak ayı boyunca. Venüs para evlerinde retro çünkü. Bu da Şubat ayında daha düzene oturacak. Ancak tabii Şubat ayında Mars'ın da para evlerinde bulunacağını, dolayısıyla aslında dengeleyici etkilerin söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Jüpiter'in balık transiti devam ediyoruz. Bu transit 11 Mayıs'a kadar devam edecek ve Kasım ve Aralık aylarında da Jüpiter balık burcunda olacak. Bu ne anlama geliyor yaylar için? Yaylar evlerini genişletebilir, yeni bir ev sahibi olabilir. Aynı zamanda aile içinde bir genişleme söz konusu olabilir 11 Mayıs'a kadar. Yaylar bu sene yine Jüpiter desteğini alarak yılın ikinci yarısına itibaren çocuk haberleriyle sevinebilirler. Şimdi Satürn Kova burcunda. Satürn'ün Kova burcunda olması yaylar için şu anlama geliyor ki fikirlerinde önemli değişimler yaşayabilir yaylar. Daha önce düşündükleri konularda daha farklı bakış açıları geliştirebilirler. Ayrıca kardeş, kuzen, yakın akraba, yakın çevredeki insanlarla biraz sorunları olabilir. Biraz o kişilerin sorunları olabilir ya da yayların bu kişilerle bir takım sorunları olabilir. Ciddi bir eğitim almaya başlayabilir yaylar. Daha sonradan hayatlarını şekillendirecek önemli bir eğitim almaya başlayabilirler. Haziran ayına baktığımızda sanatsal içerikli yaratıcı projelerin gündemlerinde olacağını görüyoruz. Jüpiter de buna katkıda bulunacaktır. Ve Temmuz'un ilk haftasına baktığımızda bu da verimli iş birlikleri için oldukça uygun bir dönem olacağını gösteriyor yaylar için. Şimdi Akrep ve Boğa burçlarında Güneş ve Ay tutulması var 2022 yılı boyunca. Bu tutulmalar yayları nasıl etkiler? Biraz içe dönük etkiler verebilir yaylar için bu tutulmalar. Nasıl söyleyeyim? Biraz kendi işlerine dönmeyi tercih edebilirler. Biraz yalnız kalmayı tercih edebilirler. Sağlıklarına daha fazla özen göstermek isteyebilirler. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyebilirler özellikle. Bu önemli bir gelişme olur onların hayatında ve çok da güzel bir gelişme olur. Ruhen ve bedenen sağlıklarına dikkat edecekleri gözüküyor. Yine ruhsal anlamda da oldukça gelişme kaydedebilecekleri gözüküyor. Ne zaman bu tutulmalar? 30 Nisan'da Boğa burcunda bir Güneş tutulması var. 16 Mayıs'ta Akrep burcunda Ay tutulması var. 25 Ekim'de yine Akrep'te bir Güneş tutulması ve 8 Kasım'da bir Ay tutulması olacak. Hepinize harika bir yıl diliyorum yaylar. Yakında görüşmek üzere.